15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yıl dönümündeyiz. Erdoğan rejimi elindeki bütün kamu imkanlarıyla, sınırsız propaganda gücüyle adeta 15 Temmuz'u kutluyor. Cuma hutbeleri okutuluyor. Televizyonlarda sınırsız propaganda reklamları dönüyor, propaganda filmleri var, tartışmalar var vesaire. Ama bunların içerisinde temel bir durum yok, temel bir soru var. O da şu: hala 15 Temmuz darbe girişimi üzerindeki sis perdesi aralanmış değil. Geride kalan ikili içerisinde biz hala 15 Temmuz'daki o talihsiz, o kara gecenin detaylarını tam olarak bilmiyoruz. Bilmediğimiz gibi arada geçen 2 yıl içerisinde bu sis perdesini daha da kalınlaştıran şeyler yaşandı, detaylar ortaya çıktı. Ama sorun şu ki geride kalan 2 yıl içerisinde şunu aydınlatamadık, şunu ortaya koyamadık. Bu darbe planını kim yaptı? Darbenin içerisinde kimler vardı? Yargılamalar nasıl yapılıyor? Hukuka, adalete, hakkaniyete devam ediyor, uyuluyor mu? Soruları maalesef havada kaldı. Erdoğan rejimi için 15 Temmuz adeta bir dokunulmaz, bir kutsal bir konu. Bize dayatılan bir 15 Temmuz senaryosu var ve bu senaryonun sorgusuz sualsiz kabul edilmesi isteniyor. Kimse bu konulara dair, yani 15 Temmuz'da yaşananlara dair, öncesine dair soruları soramıyor. Adeta dokunan yanıyor, bir dönemin popüler tabiriyle. Eğer 15 Temmuz'a dair soru sorarsanız, 15 Temmuz'da yaşananlara dair soru sorarsanız hapse gidiyorsunuz. Bugüne kadar Ahmet Şık Cumhuriyet'te yazılısı yaptığı için hapse atıldı. Uzun süre hapiste kaldı. Son dönemde Ece Sevim Öztürk özellikle Deniz Kuvvetleri'nde yaşananlara dair bir takım sorular sorduğu için şu anda hapiste. Genç bir anne olmasına rağmen çocuğundan ayrıldı ve hapse atıldı. Avukat Kemal Uçar aynı şekilde özellikle İstanbul'da yaşanan bir takım tuhaflıklara dikkat çektiği için tutuklandı ve daha sonrasında hükümet medyasında özellikle terör propagandası yapma ithamıyla adeta linç edildi. Yani bir avukatın müvekkillerini savunması bile terör propagandası olarak lanse edildi. Peki bu kadar yoğun sansür ortamında tüm medyanın hiçbir şekilde olayı sorgulamayıp sadece iktidar cephesinden gelen metinleri, bilgileri doğru kabul edip adeta onlara kutsal metin muamelesi yaptığı bir ortamda, yargılamaların tamamen politik ve politik motivasyona yürütüldüğü bir ortamda biz 15 Temmuz'da yaşananları nasıl öğreneceğiz ve aslında 15 Temmuz'un gerçek faillerinin kim olduğunu nereden bileceğiz? Yani en basit sorulara bile cevap bulamadık. 2 yıl geçti. Darbe istihbaratı alındığı halde bu darbe nasıl önlenemedi? Bu darbe istihbaratı alındığı halde Hava Kuvvetleri Komutanı ve 22 üst düzey general nasıl düğüne gitti? Jandarma Komutanı ve Özel Kuvvetler Komutanı darbe istihbaratına rağmen düğünde ne yapıyordu? Bunun gibi çok sayıda soru var. Hulusi Akar, Yaşar Güler, Zekai Aksakallı, Ümit Dündar, Hakan Fidan, özellikle de MİT'e ihbar yaptığı söylenen binbaşı OK, bütün bunlar yargıdan kaçırıldı, meclisten kaçırıldı. Sorulara cevap vermesi gereken insanların hepsi susturuldu. Özellikle sarayın bu konudaki tavrı çok net. Yani muhatap olacak, konuları aydınlatacak kimseler yargı önüne ya da meclis önüne çıkartılmadı. Hani meclis en kutsal, en önemli mekandı, milletin iradesiydi. Meclisin taleplerine bile cevap verilmedi. Mecliste gidip anlatılmadı. Bunlar mecliste milletvekillerinin, milletin temsilcilerinin sorularına cevap vermediler. Dahası bütün bu isimler terfi ettiler, ödüllendirildiler. İşte ya Hulusi Akar, emrindeki askerler darbeye girişmiş, kendisi bu konuda haber verememiş, haber alamamış, Cumhurbaşkanlığı elindeki bilgilere rağmen Cumhurbaşkanlığı bilgilendirmemiş. Tam anlamıyla bir başarısızlık örneği, eğer düz bakarsanız, yani bir darbe teorisine göre davranırsanız Hulusi Akar oldukça başarısız bir akşam geçiriyor. Gece boyunca darbecilerle yanında mı karşısında mı net değil ama Erdoğan darbeden sonra onu görevde tuttu, yanından hiç ayırmadı. Ve sonrasında da bakan yaptı. Bu şüpheli bir durum. İşte Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı yapıldı. O akşamki ihmali olan isimlerden bir tanesi. Zekai Aksakallı en kritik isimlerden birisi. İkinci Kolordu Komutanlığı'na gönderildi. Ne mahkemeye ne de meclise gitti. Hakan Fidan darbeyi ihbar alamamasına rağmen darbeyle ilgili bilgisi önceden bilgisi edinemeyip bunu da Erdoğan'la paylaşmamasına rağmen hala görevinde ve yeni kararnameyle başkan statüsüne getirildi. Bunun gibi başka örnekler de var. Peki bu kadar isim terfi ediyorsa ve bu isimlerin 15 Temmuz'daki başarısızlığı ortadaysa şu soruyu sormak gerekmez mi? Ya gerçekten bu isimler başarısız mıydı yoksa kendisine verilen o kurgulanmış, tuzaklanmış sahte darbenin aktörleri miydi? İkinci şıkkın ağır bastığını söyleyebilirim. Peki yargılamalar nasıl yapılıyor? 2 yıl geçti, onlarca dava
Adeta yüzlerce dava var. Şu ana kadar 300'ün üzerinde ayrı dava açıldı cemaate yönelik. Bu davalardan 170 civarındaki bitti. Herkese patır patır müebbet hapis cezaları veriliyor. Peki yargılama nasıl yapılıyor hiç bakıldı mı? Maalesef gazeteciler yargılamalara bakmadı. Bir avuç gazeteci olayları sorgulamaya çalıştı, onlar da kendini hapiste buldu. Hiç kimse mahkeme salonlarında ne oluyor bakmıyor. Oysa ki mahkeme salonunda çok tarihi ifadeler, çok tarihi itiraflar geliyor. Ama bunlar maalesef üzeri örtülüyor, medyada yer bulamıyor. Ve mahkemelerin, düşünebiliyor musunuz? Türkiye'deki hakim savcıların %34'ü 2 yıl ve altı tecrübeye sahip. Ve bunlar da AKP teşkilatlarından toplanıp getirilen isimler. Ve mahkeme salonlarında sanıkların işkence itirafları, işkencelerle alakalı anlatımları yürekleri burkuyor. Düşünün, Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki bir orgeneral kendisine yapılan muameleyi, Akın Öztürk'ten bahsediyorum, anlatmaktan utanıyor. Öyle işkenceler yapıldı, öyle işkencelerle sanıklara zulmedildi ki, ve bu isimler mahkemelerde dertlerini anlatamıyor. Avukatları tutuklanıyor. Taleplerinin hepsi mahkeme tarafından reddediliyor. Ve mahkemeler için Erdoğan rejimi süre biçti. Erdoğan dedi ki 2018 sonuna kadar müebbet hapis cezalarının çıkmasını bekliyorum. Yani mahkemeler daha görülmeden aslında sonuçları ilan edildi. AKP teşkilatları adeta görev yazıyormuş gibi milletvekillerine ve parti teşkilatlarını duruşmalara otobüslerle götürüyor. Orada hakimler üzerinde, mahkeme üzerinde baskı oluşturuyorlar. Aydın Ünal gibi danışmanları buradan tapuları çıkacak şeklinde mahkeme önünde demeçler veriyor. Böyle bir yargılamada, yani zaten adil olduğu tartışmalı hakim ve savcıların emrinde, böyle bir yargılamada bu duruşmalar nasıl yapılacak? Çok kritik sorular cevapsız bırakılıyor. Yani karar çıkıyor ama en temel sorular ortada yok. İşte Marmaris olayında olduğu gibi, Marmaris ayağında olduğu gibi. Görünen o ki bu yılın sonuna kadar bütün davalar bitecek ve binlerce insan müebbet hapis cezası alacak. Peki gerçekten bu insanlar darbeci miydi? Gerçekten bu insanlar darbe niyetiyle mi oradaydılar? Yoksa onlar bir tuzağa mı çekilmişti ve bu tuzağı kuranlar kimlerdi? Hala bu soruların cevabını bilmiyoruz. Soramıyoruz da, çünkü Türkiye içerisinde sorulmuyor. Yurt dışından sormaya çalışanların da Türkiye içerisine ulaşımı engelleniyor. Sosyal medya hesapları kapatılıyor. Açtıkları web sayfaları kapatılıyor. Böyle olunca ortada temel bir soru var. İktidar acaba kendi senaryosuna neden bu kadar emin değil, neden bu kadar korkuyor ki bu baskıyı, bu sansür ortamını son sürat uyguluyor? Eğer kendi senaryomuzdan bu kadar eminseniz, gerçekten cemaat darbe yapmaya kalkmışsa, bununla ilgili elinizdeki bilgileri, belgeleri, hatta mahkemelere canlı yayınlarsınız. Mahkemelerden insanlar gelirler. Gerçekten bu darbe gibi aşağılık bir işlemi kimler yapmış, neler yaşanmış, kendileri dinlerler. Maalesef bunları göremiyoruz. Bunun dışında çok önemli itiraflar da geldi bu 2 yıl içerisinde. İstanbul'daki meşhur düğünün ev sahibi Mehmet Şanver kitap yazdı. Kitabında Akın Öztürk'ün darbenin bir numarası olamayacağını söyledi. Ve orada bir tarif yaptı. Aslında tarifte diyor ki daha üst seviyede, daha geniş kesimde kabul görecek bir ismin olması gerekiyordu, bir numara dedi. Aslına bakılırsa tarif ettiği isim Hulusi Akar'a çok uyuyordu. Hulusi Akar'la ilgili şüphelerini dile getirdi. Hatta kitapta isim vermedi ama TSK'da hala darbecilerin olduğunu düşünüyorum şeklinde bir ifadesi de var. Devam edelim. Fuat Oktay, yeni rejimin başkan yardımcısı, ilk başkan yardımcısı, adeta bir kara kutu. Doğru düzgün CV'si bile internette yok. Bütün CV'leri 10 Temmuz'da oluşturulmuş. Yani aynı gün, karar açıklandığı gün, daha doğrusu başkan yardımcısı olduğu söylendiği gün açıklanan bir isim. Ve bu isimle ilgili çok fazla bilgi yok. Dediğim gibi tam anlamıyla bir kara kutu. Yinpaş yöneticiliği biliniyor. Başka özellikle Telekom yöneticiliği biliniyor. Ama bir şey söyledi. Dedi ki, biz de 15 Temmuz'dan 4 ay önce yeni rejimin hazırlıklarına başlamıştık. Bu çok tarihi bir itiraf. Yeni rejimin hazırlıklarına başlamıştık. Bu itirafı alın yanına HSK Başkan Vekili Yunus Nadi Kolukısa'nın, Teftiş Kurulu Başkanı, pardon, Teftiş Kurulu Başkanı Yunus Nadi Kolukısa'nın açıklamasını koyun. Dedi ki 4.521 hakim savcıya darbe gecesi nasıl listeleyip gözaltına alınması ve tutuklanması kararını verildiğini sorduğunda TRT Haber'de dedi ki aslında biz bunları daha önceden yapmıştık. Yani şöyle tuhaf bir durum var. Türkiye'de binlerce insan fişlenmiş ve yeni rejimin, yani tek adam rejiminin, parti rejiminin hazırlıkları yapılmış. Ama sonra tuhaf bir şekilde bir grup asker Boğaz Köprüsü'nün trafiğine kapatarak, tek taraflı trafiğe kapatarak darbe yapmaya kalkıyor. 2 yıl geçti, darbenin planı bulunamadı. Ortada darbe planı yok. Ve en sonunda savcılık dedi ki bu darbe planı yok çünkü darbecilerin derdi darbe yapmak değil, kaos çıkartmaktı. Gelinen noktada bu. Yani plansız bir darbe var. Darbenin yurtta sulh konsey üyeleri net değil. Adil öksüz muamması var, hala bulunamadı. Yani bir ilahiyat hocası görünüşteki şekliyle mahkemeden
dil yetersizliğinden bırakılmış. Ama aradan geçen süreden sonra biz öğreniyoruz ki, bir yıl sonra şunu öğrendik. Aslında Adil Öksüz görünmez bir el tarafından Akıncılar'daki o karakoldan çıkartılmış. Bakıyorsunuz kim çıkartmış? Çıkartanlar içerisinde başbakanın çok güvendiği, Erdoğan'ın çok güvendiği danışmanlarından Alişan Sarıkoca var. 25 tane asker ve polis bu süreçte yargılandı ve hiçbiri meslekten ihraç edilmedi. Yani şu anda cemaate selam vereni tutuklandığı bir dönemde Adil Öksüz'ün kaçmasına, kaçırılmasına göz yuman insanlar meslekten ihraç edilmedi, tutuklanmadı. Serbest bırakan hakim hala görevine devam ediyor. Serbest kalmaya itiraz eden savcı sürüldü. Bunlar gibi onlarca, yüzlerce başlık var. Peki bunları sormayıp, yani ya bir dakika, biz Türkiye'de rejimin değişmesine, yüz binlerce insanın mağdur olmasına, cezaevinde 100 küsür tane, 140 civarında insan işkence ve kötü muamele hayatını kaybetti darbeden sonra. Sadece 250 kişi darbe girişimi akşamı hayatını kaybetti. Bu insanların hatırına, bu insanların hukukuna riayet edip, acaba gerçekte o gece ne oldu, kim neyi planladı, neden iktidar partisi 15 Temmuz'a dair herhangi bir soru sordurmak istemiyor, neden bütün elindeki kamu imkanlarını kullanıp bir senaryoyu insanlara dayatıyor, aksi soru soran herkes tutuklanıyor, aksi soru soran herkes terörist olarak gösteriliyor. Bize saklanan, bizden saklanan neler var? Bu soruların cevabını bulmak, bu soruları araştırmak gazetecilerin görevi değil mi? Herkese Şerife Boz isimli bir kadın sembolleştirildi. Meydanlara heykelleri dikildi. 15 Temmuz'un işte kamyonetiyle darbecilere mücadele için geldiği söylendi. 1,5 sene sonra öğrendik ki aslında bütün bu senaryo hikayeymiş. Gerçekte böyle bir kahramanlık senaryosu yok. Bir başka isim, bir başka 15 Temmuz kahramanı. Dediler ki 5 tankı tek başına durdurdu. Sonra baktık ki aslında bütün senaryo hikayeymiş, böyle bir şey yok. Bunun gibi çok sayıda örnek var. 15 Temmuz gecesi dağıtılan ve hala izi bilinemeyen silahlar, hala belli değiller, neredeler. Bir takım şüpheli ölümlerin balistik raporları incelenmedi, mermilerin analizi yapılmadı. Hala Boğaz Köprüsü'nde öldürülen insanların nereden nasıl öldürüldüğü bilinmiyor. Erol Olçak, Allah rahmet eylesin, bütün ifadelerde askere doğru giderken vurulduğu söyleniyor ama otopsi raporunda sırtından vurmuş gözüküyor. Burada birileri bizden bir şeyleri saklıyor, birileri millete yalan söylüyor. Biz gazetecilere düşen bu hadiseleri araştırmak, o akşam gerçekten ne olduğunu ortaya koymak. Eğer 15 Temmuz darbesi aydınlanmaz, 15 Temmuz darbesi iktidarın propaganda yöntemleriyle herkese empoze ettiği cemaat darbesi olarak kalırsa, yeni rejimin temeline altyapı olarak kullanılırsa, bu dönem yarın başka mağduriyetlerin de önünü açacaktır. Başka mağduriyetlerden kastım şu: 15 Temmuz bahanesiyle iktidar her türlü illegaliteyi yaptı. Anayasayı askıya aldı, kanunları askıya aldı, işkenceler, zulümler, binlerce insanın işten atılması, şirketlerine, işyerlerine çökülmesi vesaire. Bunların hepsinin bahanesini 15 Temmuz olarak yaptı iktidar. Ama eğer 15 Temmuz gerçekten bir darbe girişimi değil de bir planlı istihbarat operasyonu ise ne yapacağız? Biz bu soruların cevaplarını bulmayacak mıyız? Biz gazeteciler bunları sorgulamayacak mıyız? İkinci yıla geldiğimizde, ikinci yılda bulduğumuz şu ortamda şu soruyu sormak gerekiyor. Evet, geri dönüp baktığımızda biz gerçekten 15 Temmuz'da ne olduğunu biliyor muyuz? Gerçekten 15 Temmuz'un planlayıcıları kimler? 15 Temmuz'un planlamasında kimler hangi rolü aldılar? Kimler nasıl oynadılar? Kimler kendilerine verilen rolleri nasıl çevirdiler? Ve 15 Temmuz'da ihmali olduğu açık gözüken İstihbarat Başkanı, MİT Başkanı, Genelkurmay Başkanı, 2. Başkanı, Özel Kuvvetler Komutanı, 1. Ordu Komutanı, Kara Kuvvetleri Komutanı. Bütün bu isimlerin hepsinin terfi etmesini nereye koyacağız? 2. yılın sonunda itiraflarla ortaya çıkıyor ki, ya da kitaplarda yer alan ifadelerle ortaya çıkıyoruz ki, MİT Müsteşarı aslında o akşam dair bazı şeyleri hem meclise gönderdiği yazılı cevapta hem de kamuoyuna yapılan açıklamalarda eksik anlatmış. Dönemin Diyanet İşleri Başkanı'yla yemekte olduğunu, yemekte esnasında yaşananlara dair bilgilerin kamuoyuna saklandığını gördük. Mecliste araştırma komisyonu kuruldu ama aslında araştırmama misyonu üzerine yürüyordu. En temel soruları sormadı, en kritik isimleri mahkemeye çağırmadı, meclise çağırmadı. Sonra iktidarın direktifleri doğrultusunda ve tuhaftır, hala o metni kimin yazdığı bilinmiyor. Meclisteki muhalefet partisi üyeleri dedi ki biz bu komisyon raporunu burada müzakere etmedik. Birisi önümüze bir rapor koydu. Bu raporu kimin yazdığı hala belli değil. Bunun gibi başka örnekleri de uzatabilirim. Ama ikinci yılın
yıl dönümüne geldiğimizde, darbe girişimi yıl dönümüne geldiğimizde şunu net olarak görmek lazım. Sadece elimizde hiçbir bilgi olmayabilir, hiçbir iddianame okumamış olabilirsiniz. İddianameleri okuyup bunlar üzerine analiz yazan kişilerin yazılarını okumamış olabilirsiniz. Ama şunu kendinize sormanızda fayda görüyorum. 15 Temmuz darbesinden sonra yaşananlara bir bakın. İktidarın yaptıkları, bu süreçte kimin neler kazandığı, kimlerin ne tür mağdur olduğu, kimleri nasıl ödüllendirilip nelere kapı açıldığına bir göz atın ve sonra şu soruyu kendinize sorun. Bu darbeyi kim planladı?